arıcılık ürünü var, ondan bahsedelim. Polen. Polen bilmiş olduğumuz, bizim tüketmiş olduğumuz proteinlere karşılık geliyor. Yani protein dediğimizde aklımıza ne geliyor? Et, süt, yağ, yumurta, ondan sonra peynir geliyor. Şimdi arılar da doku yapabilmek için bu çiçeklerden elde ettikleri tozu kovanlara taşıyorlar. Ondan sonra bunu bir miktar balla karıştırıyorlar, pelet haline getiriyorlar. Arı süt üretmek, ondan sonra doku yapmak için ne yapıyorlar? Şimdi peki poleni nasıl topluyoruz? Polenin önüne tuzak koyuyoruz. İşçi arıların genişlikleri 0,5 mm civarında. Biz daha da küçük bir böyle delikten, tünelden geçirmek suretiyle arıların arka bacaklarında bulunan polen sepetçiklerindeki poleni ne yapıyoruz? Polen tuzağına dökmüş oluyoruz. Şimdi onların ihtiyacı dışında almış olduğumuz poleni insan beslenmesinde kullanıyoruz. Onlar da ne yapıyorlar? Özellikle yavru yetiştirme döneminde poleni kullanmış oluyorlar. Peki poleni insan sağlığı açısından ne gibi önemi var? Özellikle immün sistemini artırmak, COVID sürecinde bu hastalıklara karşı direnmenin en güzel yollarından bir tanesi polen tüketmektir. Çünkü proteinin başka bir çeşit kaynağıdır. İçerisinde çok sayıda mineral vardır. Mesela bunlardan çinko. Bugün işte ticari satılan bütün preparatlarda ne yazıyor? Çinko katkılı, çinko katkılı. Doğal olarak çinkoyu en güzel bulacağımız ürünlerden bir tanesi polendir. Polen içinde aynı zamanda B grubu vitaminler oldukça zengindir. Kilosu ne kadar satılmaktadır? 100 liradan 300 liraya, 400 liraya kadar polen satılmaktadır. Bir kovanın yıllık polen ihtiyacı ne kadar diye soracak olursanız ortalama 60 kilogram civarında bir kovanın polene ihtiyacı vardır. Şimdi arıların tabiata, doğaya ne kadar bal olduklarının en büyük göstergesi yıllık polen ve bal ihtiyaçlarıdır. Bir kovanın yıllık bal ihtiyacı, kendi ihtiyacı 75 kilogram, polen ihtiyacı da 60 kilogramdır. Onun için arıcılık tamamen tabiata bağlıdır. Eğer biz kendi parasal desteğimizle arıcılık yapacak olsak hiç kimse arıcılıkla uğraşmaz. 60 kilogram poleni biz satın alamayız, 75 kilogramı satın alıp arıya yetiştiremeyiz. Ne yapıyoruz? Arıcılık tabiata, bitkisel örtüye ve mevsime o kadar bağlıdır ki çiçekler neredeyse biz arıları çiçeklere doğru taşımış oluruz. Şimdi polen böyle, arı sütünden anlatalım. Arı sütü bütün eski masallarda kuş sütü diye anlatılır. Arı sütü özellikle yavru yetiştirmek, ana arı yetiştirmek için kullanılan özel bir gıda maddesidir. Arı sütü özellikle larva yetiştirmek, ana arının beslenmesi amacıyla kullanılan bir üründür. Şimdi arıcılıktan elde ettiğimiz ürünler, arı zehir hariç hepsi bitkiseldir. Arı ürün hayvansal bir üründür. Neden? Özellikle bunu genç işçi arılar üretir. Nasıl üretir? 5-15 günlük yaşa gelince başının iki yanında özel bezler vardır. Olgunlaşır, balı, poleni yer, ondan sonra bunu süt kıvamında, krema kıvamında bir ürüne çevirmek suretiyle ne yapar? Özel bir ürüne dönüştürür. Onu getirir kovanın içerisinde ne yapar? Larvaların beslenmesinde, ondan sonra ana arının beslenmesinde kullanılır. Arı sütü muhatap bireyi arılardır ve ana arıdır. Onda o kadar özel farklılıklara yol açar ki aynı farklılıkları bizde oluştursa bugün arı sütü için savaşlar olur. Neden? Çünkü onunla beslenen ana arı 7 yıl yaşarken onunla 3 gün beslenen erkek ve işçi arılar ancak 42 gün yaşayabilmektedir. Ana arı çok özel bir gıdadır. Ana arı kendi ağırlığının 2 katı kadar yumurta yumurtlayabilmektedir. Bunun sebebi arı sütüdür. Yani bir inek düşünün 500 kilogram özel bir gıdayla besleniyor, günde bir ton süt veriyor. Anormal bir şey. Halbuki biz biliyoruz 500 kilogram ağırlığındaki bir ineğin vereceği en fazla süt miktarı ne kadardır? 35 kilogramdır. Onu çok nadir geçen ya özel şeyler vardır ama ortalama olarak 30-35 kilogramdır. Ama ana arı yemiş olduğu arı sütünün etkisiyle üreme üzerinde anormal bir etkisi vardır. Ne yapar? Günde kendi ağırlığının 2 katı kadar yumurta yumurtlayabilir. Bunu ortaya çıkaran, bu farkı ortaya koyan arı sütüdür. Peki arı sütü nasıl kullanılıyor? İnsanlar bunu tüketiyor mu? Tüketirse ne gibi faydaları olur? Arı sütü özellikle içermiş olduğu özel besin maddeler vardır. Gamma globulinler vardır. Virüsler üzerine çok etkilidir. Bugün özellikle insanlarda arı sütü ve arı ürünlerinin kullanılması yaygınlaşmıştır. Ama şunu da söylemeden geçmeyelim. Arıcılıktan elde edilen ürünlerin hiçbir tanesi ilaç değildir. Apiterapik ürünlerdir. Yani destekleyici ve katkılı ürünlerdir. Kullanınca
farkını görebiliriz. Bugün arı sütünün kullanıldığı çok sayıda alan vardır. Mesela üreme üzerine etkilidir, sağlık üzerine etkilidir, yıkıcı hastalıklar üzerine etkilidir, kilo kayıpları üzerine, özellikle zihinsel çalışanlarda, sporcular üzerinde çok faydalı ve önemli etkileri vardır. Bizden bu ürünü isteyenlere diyoruz ki, unutmayın şunu, bu bir ilaç değildir ama alın, kullanın, etkisini görürseniz kullanmaya devam edin. Şimdi arı sütünü kullandığımız zaman biraz önce dedik, gamma globulinler vardır. Tamam, bunlar ne yapar? Özellikle virüsler, bakteriler, mantar ve küfler üzerine etkilidir. Yavru yetiştirme döneminde, ilk 3 günlük dönemde kovan içindeki bütün bireylerde hiçbir arı hastalığına rastlamak mümkün değildir. Neden? Çünkü arı sütüyle beslendikleri için arı sütü bütün hastalıkların kökünü adeta kazımaktadır. Arı sütü böyle. Arı sütünü nasıl üretiyoruz? Arı sütü ana arı üretmenin belli bir dönemde kesintiye uğramasıyla yapılır. Larva transfer edersiniz. 24 veya 48 saatlik dönem sonunda ne yaparsınız? Bu ana arı yetiştireceğiniz kovan içerisindeki larva transferi yapmış olduğu çıtayı alırsınız. Serin bir yerde onun içerisindeki arı sütlerini toplama suretiyle arı sütü üretmiş olabilirsiniz. Bir kovan desteklenme suretiyle nefsimin ve kovanın desteklenmesine ve tekniğe bağlı olarak 250 gramdan 4 kilograma kadar arı sütü bir kovandan üretebilirsiniz. Ama bunu unutmayın. Özel kriterler lazım. Yani böyle ha deyince her kovandan arı sütü, her kovandan şu kadar arı sütü üretebiliriz diye bir şey yok. Onun da kendine ait bir tekniği vardır. Onu yaparsanız bu rakamlara ulaşma şansımız vardır. Ondan sonra kovanda başka üretilen bir ürün vardır. Propolis. Propolis özellikle reçine, zamkınsı maddedir. Bitkilerin taze sürüğü ve köklerinden, ağaçların gövdelerinden toplanan zamkınsı bir maddedir. Arılar bunu kovanlarında, kırık ve çatlakların tamiri, kovanda özellikle sanitasyon, sağlık amacıyla, ondan sonra kovanına giren öldürdükleri veya dışarıya atamadıkları, işte kertenkele gibi, ondan sonra daha büyük ona benzer canlıları öldürüp ondan sonra mumyalamak için kovan içindeki kırık ve çatlakların tamiri, izolasyon, ondan sonra suyun uçmasını engellemek için kullandıkları, şimdi 300'den fazla tıbbi maddeye rastlanan çok orijinal ve önemli bir, yani ne diyelim, hem yapı malzemesi hem sağlık destekleyici bir üründür. Birkaç sene öncesine kadar arıcılara ders anlatırken biz de dahil ne diyorduk? Arıcının çalışmasını güçlendiren bir üründür. Ama ilmin önü açıktır. Bizim de söylediğimiz bilgiler bugün yanlış olmuş olabilir. Yarın onları ne yaparız deriz ki bilim artık böyle demiyor. Propolis çok kıymetli bir üründür. Bugün bütün sağlık alanında çok yaygın olarak kullanılan en önemli ürünlerden bir tanesi. Peki propolisi nasıl topluyoruz? Kovan içinden toplayabiliriz. Toplama metodu nasıldır? Şimdi propolis ısı yalıtımı ve kovan içi nem dengesinin korunması için kullanılıyor ya. Kovan üst kapağını altında bir bez var. Bezi kaldırıyoruz. Oraya böyle ana rızgarası dediğimiz veya özel propolis tuzakları var. Onları koyuyoruz. Araları delikli. Arılar da kendilerini ısıtmak ve kovanlarını korumak için ne yapıyorlar? O delikleri kapatıyorlar. Biz de o plastik veya çelik kabı alıp getiriyoruz.